YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün çok lezzetli, çok güzel bir börek tarifiyle sizlerle birlikteyim. Hemen yapılışıyla başlıyorum. Bir tava ya da tencerenin içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyalım. 2 adet de havucu küçük küçük doğradım. Onları da yağa katıyorum. Yarım kilo kadar da tavuk eti, göğüs eti kullandım. Onları da küçük küçük doğradım. Şimdi havuçlar ve tavukları güzelce soteleyelim. Pişme yakında diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Tavuk ve havuç pişme kıvamına geldiği zaman diğer malzemeleri ekleyebilirsiniz. Benim dolabımda közlenmiş kırmızı biber vardı. Bir kase kadar ekledim. Normal kırmızı biberi doğrayıp da koyabilirsiniz. Mantar da çok yakışır. İsterseniz bezelye de ekleyebilirsiniz. Kırmızı biberi de ekledikten sonra karıştırıyorum. Son olarak da baharatlarını ekliyorum. Karabiber, pul biber, kırmızı pul biber ve tuz. Baharat miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bunları da ekledikten sonra ocakta 200 dakika kadar daha tutalım. Ardından soğumaya bırakacağız. Böreğin iç malzemesi soğuduktan sonra börekleri saracağım ama öncesinde çok basit bir sos hazırlıyorum. Çok basit ve çok lezzetli oluyor. Burada yarım su bardağına yakın erimiş tereyağı var. Üzerine de zeytinyağı ekleyerek tamamlıyorum. Normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı su. Bir su bardağı da yağ. Biraz da çıtırlık katması için isterseniz içerisine sirke ekleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar. Benim elimde şu an 5 tane hazır yufka var. Yufkaları böyle düz bir zemine serelim. Yufkanın her yerini hazırladığımız sosla ıslatalım. Sosu her yere eşit olarak geldikten sonra diğer yufkayı da üzerine koyup üçgen üçgen dilimleyeceğim. Diğer yufkayı da yine üzerine seriyorum. Yufkaları sosla ıslattıktan sonra bir bıçakla üçgen üçgen keselim. Ben bu kısımlarla ilgilenirken böreğin iç malzemesi de soğudu. Böyle yufkanın kenarlarına tavuklu iç malzemeden koyalım. İç malzemeyi de ekledikten sonra sıkı bir şekilde böreklerimizi saralım. Toplam 5 yufka kullanmıştım. 20 adet börek çıktı. İç malzemem de bitti. Hemen pişirmek istemiyorsanız bu şekilde bunları derin dondurucuya koyabilirsiniz. Çok uzun süre dondurucuda durabilir. İstediğinizde çıkartıp yumurta sarısı sürüp de pişirebilirsiniz.
Şimdi böreklerin üzerine yumurta sarısı süreceğim. Fırınımızda 180 derecede ısıtabiliriz. Sıcak fırında güzelce kızarana kadar böreklerimizi pişireceğiz. Fırının ısısı da şu an 180 dereceye artık gelmiştir. Sıcak fırında börekleri pişireceğim. Bakalım bu güzel börekler piştikten sonra nasıl olacak? Börekler fırında güzelce kızardıktan sonra aldım. Biraz da fırında kabardılar. Çok güzel gözüküyorlar. Çıtır çıtır. Hem oldukça basit hem de çok lezzetli bir tarif. İsterseniz çiğ halde derin dondurucuya atabilirsiniz. Böyle piştikten sonra da atabilirsiniz ama tamamen soğuması gerekiyor. Bu güzel böreği herkesin denemesini tavsiye ederim. Eğer tavuklu yapmak istemezseniz kıymalı yapabilirsiniz. Peynirli, patatesli, ıspanaklı. Bu sosla börekler çok güzel oluyor. Her şekilde deneyebilirsiniz. İçiyle dışıyla tam bir lezzet patlaması. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Ayrıca videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.